Günümüzde elektrik enerjisine olan ihtiyacın gittikçe artması ve enerji fiyatlarının yükselmesi, enerjinin ucuz, kaliteli ve aktif olmasını gerektiriyor. Enerji ilk üretildiğinde dağıtılacak sistemler jeneratörlere çok yakın olduğu için herhangi bir kompanzasyona ihtiyaç duyulmamıştır. Ancak güç sistemlerinin gelişmesi ve reaktif güç çeken motorların artması, reaktif güç kompanzasyonuna olan ihtiyacı artırmıştır. Güç sistemlerinde aktif gücün yanında sistemin ihtiyacı karşılamak için reaktif güç akışı da olmaktadır. Üretilen aktif güç yüklere iletilir ancak reaktif güç için böyle bir zorunluluk yoktur. Reaktif güce gereksinim duyulan noktada reaktif gücün üretilmesinin elektrik sisteminin çalıştırılması açısından çok büyük faydaları vardır. Bu program aktif güç, reaktif güç, görünür güç Güç faktörü, reaktif güç tüketicileri, güç kondansatörü üretimi, aşırı kompanzasyon zararları ve aydınlatma kompanzasyon anahtar kavramlarını ele alacak. Bu programı izledikten sonra reaktif güç kompanzasyonu nedir? Kompanzasyon kondansatör çeşitleri nelerdir? Aydınlatma kompanzasyonu nedir? sorularına yanıt bulabileceksiniz. Alternatif akımda gücün değişik değerler aldığı durumda iş yapan faydalı güce aktif güç denir. Kısaca aktif güç, iş yapan güçtür. Çebekeden çekilen akımla gerilim arasındaki açının yani fi'nin kosinüsle akım ve gerilimin çarpılmasıyla bulunur. Aktif gücün birimi watt'tır. Omik devrelerde kosinüs fi 1'e eşittir. Bu durumda sadece dirençli devrelerde aktif güç vardır. Aktif güç, gerinim ve akımın çarpılmasıyla bulunur. Endüktif ve kapasitif devrelerde ise güç faktörü kosinüs fi sıfıra eşittir. Diğer bir deyişle bu devrelerde aktif güç sıfırdır. Manyetik alanla çalışan asenkron motor ve transformatör gibi elektrik makinelerinin çektiği güce reaktif güç denir. Reaktif gücün ortalama değeri sıfırdır. Bu yüzden reaktif güç faydalı değildir. Reaktif güç, şebekeden çekilen akım ve gerilim arasındaki açının yani fiinin sinüsü ile gerilim ve akım değerlerinin çarpılmasıyla bulunur. Birimi volt-amper reaktiftir. Reaktif güç, şebekeden çekilen akım ve gerilim arasındaki açının yani phi'nin tanjantıyla aktif gücün çarpılmasıyla bulunur. Bir devrede direnç aktif güç, bobin ve kondansatörse reaktif güç çeker. Eğer bir devrede hem direnç hem de reaktanslar varsa bu devrede aktif ve reaktif güç birlikte çekilir. Bu güce de görünür güç adı verilir. Kısaca şebekeden çekilen güce görünür güç adı verilir. Bu tür devrelerde güç gerilimle akımın çarpımına eşittir. Görünür güç birimi volt-amperdir. Görünür güç Aktif güçle reaktif gücün karelerinin toplamının kareköküyle de ifade edilir. Gerilim 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 Gerilim. Gerilimle akım arasında kalan açının kosinüsüne güç faktörü denir. Açı büyüdükçe değeri küçülür. Açı küçüldükçe değeri de büyür. Kompanzasyon sisteminde devreye bağlanan kondansatörlerin akımı çekilen akımın reaktif bileşenini azalttığı için açı küçülür. Bunun sonucunda da kosinüs değeri büyüyerek 1'e yaklaşmış olur. Güç faktörü, aktif gücün görünür güce bölünmesiyle elde edilir. Endüstriyel kuruluşların güç faktörü 0.6 ila 0.9 arasında değişmektedir. Alt sınır, kaynak makinesi, ark ocağı ve floresan lamba kullanan kuruluşlara karşılık gelir. Üst sınırınsa, büyük güçlü motor ve yüksek basınçlı civa buharlı lamba kullanan kuruluşlara karşılık geldiği kabul edilir. Tüketicilerin reaktif güç ihtiyacını karşılamak için iki çeşit yol vardır. Bunlar dinamik faz kaydırıcılar yani senkron makineler ve statik faz kaydırıcılar yani kondansatörlerdir. Reaktif güç üretiminde en çok kullanılan araçlar senkron makinelerdir. Enerji santrallerinden gelen enerji iletim hatlarının sonunda şebekeye bir senkron makine bağlanır ve bölgenin ihtiyacı olan reaktif güç bu makine tarafından sağlanır. Şebekeye bağlanan bu senkron makine, az bir aktif güç tüketimiyle şebekenin reaktif güç ihtiyacını karşılayarak bir reaktif güç üreticisi gibi işlev görür. Senkron motorlar, güç faktörü düzeltilerek Aktif gücü arttırmak amacıyla kullanılır. Bu amaçla kullanılan senkron motorlara senkron kondansatör denir. Senkron motorun boşta ve kayıpsız olduğunu düşünürsek bu durumda senkron motor akımı Is geriliminden 90 derece ileridedir. Senkron motor devreye bağlanmadan önce Iy kadar yük akımı çekerken motor bağlandıktan sonra bu akım I kadar olmaktadır. Senkron motorlar aşırı uyarıldığında kapasite bakım çekerler. Kondansatörlü kompanzasyona göre daha pahalı olduğu için kullanımları yaygın değildir. Reaktif güç üretiminde kondansatör kullanımının pek çok nedeni vardır. Kondansatörlerin kayıpları çok düşük ve bakım masrafları da yok denebilecek kadar azdır. İşletme emniyeti olarak çok güvenli olan kondansatörlerin bakımları kolay ve basittir. İstenilen her güçte reaktif güç kaynağı olarak kullanılabilirler. Gerektiğinde gücü de kolaylıkla değiştirilebilir ve arttırılabilir. Bu nedenle kondansatörler kompanzasyon için en uygun elemanlardır. Kompanzasyon sayesinde üretim, iletim ve dağıtım elemanlarına gereksiz yüklenmeler önlenir. Kompanzasyon elektrik tesislerinin besleme kapasitesini yükselterek ekonomide bir geliştirme faktörü oluşturur. Kompanzasyon çekilen akımların küçülmesine yardımcı olduğu için hat ve diğer ögelerde meydana gelen جول kayıplarının azalmasını sağlar. Bu kayıplar akımın karesi orantılı olduğundan azalma oranları oldukça önemlidir. Örneğin güç faktörü 0.55'ten 0.95'e çıkarsa azalma oranı %66 oranında gerçekleşir. Buna göre kompanzasyon bir tasarruf faktörü olduğundan ekonomi içinde büyük önemi vardır. Güç sistemlerinde aktif gücün yanında sistemin ihtiyacını karşılamak için reaktif güç akışı da vardır. Üretilen aktif güç yüklere iletilir, ancak reaktif güç için böyle bir zorunluluk yoktur. Reaktif güce gereksinim duyulan noktada reaktif gücün üretilmesi gerekir. Çünkü elektrik sisteminin çalıştırılmasında reaktif gücün çok büyük katkısı vardır. Elektrik tesislerinin ve yüklerin reaktif güç ihtiyacının karşılanması, reaktif güç kompanzasyonu olarak adlandırılır. Böylece sistemin belirli noktalarındaki mevcut güç faktörü bire yaklaşmış olacaktır. Yani güç faktörü düzeltilecektir. Böylece ihtiyaç duyulan ve fiyatlandırılan aktif gücün kullanım oranı daha da artacaktır. Bu programda reaktif güç kompanzasyonu nedir? Kompanzasyon kondansatör çeşitleri nelerdir? Aydınlatma kompanzasyonu nedir sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Elektrik Tesisat Planları ders kitabının 5. ünitesinde yer almaktadır.